Tamam, Turgutlu'dan bir görüntü gelmiş. Ver hadi, ver Turgutlu'yu. Turgutlu'dan görüntü gelmiş bakalım. Bu neresi? Turgutlu mu? Turgutlu. İzmir. Manisa Turgutlu. Manisa Turgutlu. İnsanlar bulundukları durumda bile mutlu olmaya çalışıyorlar. Ne kadar güzel. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Demek ki herkes şu anda böyle bir psikolojinin içinde. Evet, yani abi, her şehirde aynı anda olduğuna göre, değil evet mi? İnsanlarımız şu anda şey istiyor. Enerji istiyor. Felaket tellallarına karşı, düşmanlara karşı rakip olmuşlar felaket tellallarına karşı, değil mi? Şu anda öyle bir hava var. Evet. Şimdi dünyada değişiyor biliyorsunuz. Yakında gençler ÖSS sınavına girecekler. Bizim zamanımızda ÖSS'ydi yani sınavın ismi. Şimdi arkadaşlar bana hep soruyorlar. Abi ne bölüm yazmalıyım, ne bölüm yazmalıyım? Onlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Psikoloji bölümü çok revaçta olacak uzun vadede. Bunu söyleyebilirim. Tercih edebilirsiniz. Evet. Evet. Evet efendim, görüntülerimiz devam edecek. Arada sırada Rüzgar'a teşekkür ediyoruz. Arada sırada görüntülerimiz gelecek. Şimdi transferimizle ilgili konuşabiliriz. Bir tarafa Yunus Emre gitti, bir tarafa Berkan geldi ama gelişleri, gidişleri bir olay oldu. Evet. Gelişleri, gidişleri İnanılmaz. Bir olay oldu. İnanılmaz olay oldu. İlk önce tabii Berkan'ın gidişiyle başlayalım. Berkan'ın gidişini nasıl yorumluyorsun? Ünlüler onu güzel bir şekilde yolladılar. Gönüllüler nasıl karşıladılar? Neler söylemek istersin? İki tarafta bence çok iyiydi. Ünlü takımı bir kere Yunus Emre'yi karşılarken... kafa gitti. Olur olur. Berkan karşılanırken çok güzel karşılandı. Bir taraftan da vedası da çok güzel oldu. Yani gidişinde arkadaşları sürekli onun için iyi olacağını söylediler ki ben de öyle düşünüyorum. Yine karşılandığında bütün arkadaşlar çok iyiydi. Bir o Barış'a takıldı. O mevzuyu da anlayamadım ben, Barış'a takılmasını. Yunus Emre'ye gelince, Yunus Emre dün söyledim ya hani, birden çok kardeş olup birden çok kızıp ayrı düşüncelere kapılıyor. Biraz erken bence samimi oluyor. Yine bugün de mesela Yunus Emre birden geldiği takımı kötüledi. Birden çok böyle zaten bunu istiyordum, kırmızı benim rengim falan. Bilmiyorum, bana çok fazla geliyor bunlar. İçime sinmiyor yani benim. Hani gidebilirsin, evet arkanda bir takım bırakabilirsin ama takımın güzel şeylerini de konuşabilirsin mesela. Özleyeceğin arkadaşların da vardır elbet, onlardan da bahsedebilirsin. Ya da kendini burada nasıl ifade edeceğini anlatabilirsin. Berkan'la yolda karşılaşıp orası işte Bakırköy gibi falan filan demeler çok gereksiz, manasız cümleler. Çok manasız buluyorum ben yani. Kabul edemiyorum Yunus Emre'nin bu hallerini, ben kabul edemiyorum. Murat abi. Berkan mı, Yunus Emre mi? Sema Berkan'la başladı, bir anda Yunus Emre'ye... Tamam, hayır yani... Yunus Emre'yle başladık, Yunus Emre'yle. Yunus Emre'yle mi? Evet, tamam. Şimdi Yunus Emre kardeşimiz. Part 1 satış, part 2 satış. Yunus Emre'yi ben ileride Survivor çıktıktan sonra satış müdürlüğüne geçirmek istiyorum. Çünkü dün benim abim bana kalp masajı yaptın. Sen benim canımsın, ciğerimsin. Yanına gidip oturup onunla yarım saat, bir saat muhabbetler ettiğin adamı dün bir kere bir sattın. Ama bugün baktım ikinci satış. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ya arkadaş, oraya gidiyorsun daha... Satılan adam bir daha satılır mı abi? İki kere. İki kere satmış zaten. Ama abi kere, bu ikinci part iki filmin devamı. O zaman Rocky'nin de birini çekerdin, ikinciyi çekmezdin. Babanın birini çekerdin, ikiyi çekmezdin. Hani soran yok ona değil mi? Bunu soran yok. Yok soran, ya gitti. O sürekli bunları Sema anlatıyor. Ne yaptı biliyor musun? Gitti, gider gitmez. Bu ne aceledir kardeşim? Ya hayır, şöyle bir şey yapsaydın tamam diyecektim bak. Senin Barış'la aran orada çok kötü olurdu. Oraya giderdin, dedikodusunu yapardın. Saygı diyorum. Ama kardeşim sen bu adamın yanından hiç ayrılmıyordun. Peki bir dakika. Abi abi baba 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 dede dede. Ben Sema'ya da şunu söylemek istiyorum. Şimdi sen de diyorsun ya hani çok çok. Tamam da belki adam kendini mavi takıma ait hissetmedi. Hissetmiyorsan o kadar böyle abim kardeşim demeyeceksin. Abim kardeşim dediysen bak neler söylüyor. Barış geldikten sonra birbirimizin kıymetini anladık. Sen Barış'ın yanındaydın. O kıymetliydi. Ne zaman bunlar oldu? Büyük bir dertten kurtulmuşsunuz. Hadi ya. Hadi ya Barış. Yani Barış bu kadar dertli de sen neden abim kardeşim bana masaj yaptı diyorsun. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kabul edebilir mi insanlar bunu yani? Bu nasıl bir düşünce? Ben inanamıyorum yani hani Barış onu boğazından sıkıp bana abi dedi mi? Demedi.
Barış zaten insan sevmiyor. Barış zaten böyle ay çok sosyal olayım falan öyle bir derdi yok. Yunus Emre de olmasaydı olurdu bence Barış için. Ekstra bir durum yok. Yani çok büyük bir dertten kurtulmuşsunuz ne demek? Ne demek yani bu? Nasıl böyle bir şey söylüyor? Ben kabul edemiyorum ya ben bunu kabul etmiyorum. Gidersin Survivor'daki hayalinden bahsedersin. Bundan sonra böyle yapacağım, şöyle yapacağım, yeneceğiz, edeceğiz. Kendini anlatırsın, anlatırsın ama bunlara niye giriyorsun ki? Ya, yakışıyor mu yani? Sema bir de dediği, sen sana ilave yapayım dediği laflar. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Bu kadar çok hiç etik değil yani. Dedikodunun da bu kadar ağırı olur yani. Bak ayıptır, günahtır yani. Sen bu adam sana ne yaptı? Sen bu adama bu kadar kalp masajı yaptı dediğin adam sana bir günde ne yaptı da sen gidip oraya bak dediği laflara bak. Allah ödüne götürmedi. Bak dediği laflara bak. Bu adam hamburgerin yarısını yiyormuş. Hamburgerin yarısını bırakıyormuş. Lahmacunu ağzına alıyormuş. Lahmacunun yarısını bırakıyormuş. Yok onu yiyormuş. Bütün tatlıları bitirmiş. Bu dertten kurtulmuş onlar. Yunus Emre yapma kardeşim. Bak yazıktır günahtır. Katıyor üstüne katıyor. Abi senaryo, yapma ama bak şimdi. Var. Ama bu kadar dedikodunun da bu kadar ağrı olmaz. Sen adamı bir saniyede bu kadar ufak tefek konulara girme orada iki saniyede. Yok lahmacunu bırakmış. Yok tatlıların hepsini yemiş. Ayıptır ya. Bir insanı eleştirirsin ama bu kadar da bir günde bu adam... Ne, bana anlatsın ya Yunus Emre gelsin bana şunu anlatsın bak. Desin ki hani dedi ya ben kalp masajı abim canım. Ne kadar geçmiştir aradan bu konuşmalarından? Bir gün, iki gün, üç gün. Bir adam üç gün içinde sana ne yaptı da sen gidip hemen onun hiç sevmediği adamların yanına gidip sen bu adama bir dakikada satıyorsun. Sevmediği ayıp adamlar ya. Dediğin kim abi? Bütün zaten yani dünyayı seviyorum. Kesinlikle ya. Yunus Emre Barış'a olan ünlü takımının Barış'a olan tepkisini kullanarak... Prim yapmaya çalışıyor. Çalıştı tamam. Net. Yunus Emre bunu yapmaya çalışıyor. Hani senin de bahsettiğin şu mu? Semih sana söz vermedim vereceğim bekliyorsun biliyorum. Son gittiği yerde hani ünlülere Yunus Emre'nin ünlülere gidip Barış'ı kötülemesi mi? Problem. Problemin kralı. Problemin kralı ise. Hiç etik değil. Hiç etik değilse Barış bir zahmette kalksaydı bir Yunus Emre'ye hoşça kal deseydi abi. Kime? Bir Yunus Emre'ye hoşça kal deseydi adama ya. Ama bir dakika şimdi bak dakika. O konuya birazdan Barış'a... Ya sen şimdi o konuda eleştiriyorsun yok, diyorsun yok, ya. Gireceğim de şeye gelelim Barış'a gelelim o konu uyuma olayına girmeyeceğiz mi? Yunus Emre'de de var çünkü Yunus Emre'yi tamam. Konuşurken. Tamam Yunus Emre'yi şimdi... Hoşçakal kardeşim deyip şimdi, öpüverseydi bir zahmet. İyi ki dememiş. İyi ki dememiş mi? Vallahi billahi ben olsam var ya yüzüne bile bakmam onun. Yok artık. Vallahi bile yani. Yok mu? Neler dedi adam için ya sen duymuyorsun. Barış bunu bilmiyor ki. Bilmiyor, bilsin bilmesin ya. Kardeşim. İyi ki dememiş. Ben o bak. Demek ki Barış da boş değil ona karşı. Ya kardeşim ben de diyorum ki sana Barış ona abilik yaptı. Barış geldi onu karşısına aldı. Oğlum dedi seni bunlar dışlıyorlar dedi. O da dedi ki abi çok teşekkür ederim dedi. Barış abi sen bana bu desteği verdin. Barış ona sürekli destek verdi. Barış onun ona dediklerini bilmiyorsa da ben şunu düşünüyorum kendi içimden. İyi ki de onu yolcu etmemiş. Bu adamı ben de olsam ben de yolcu etmezdim. Çok güzel Murat Allah abi. Allah Allah. Sen hoşça kal demeyince bir öpmeyince iyi ki diyorsun. He. Ama Yunus Emre bir şey söyleyince bu kadar etik olmayan davranış olur mu? Böyle olur mu diyorsun. Tamam da canım bence kardeşim. Çok adil ben de sana diyorum ki geldi. Ben de sana diyorum ki ben bir dakika şimdi bir dakika. Senle bizim aramız nasıl? İyi. Tamam. Evet iyi Allah da bozmasın. Ben sana devamlı sen bana Murat abi diyorsun. Geliyoruz biz seninle konuşuyoruz. Her gün telefonla konuşuyoruz. Değil mi? Konuşmuyor muyuz? Evet. Sen kardeşim beni gidiyorsun hiç sevmediğim adamlara gidiyorsun. Beni bir dakikada 50 bin tane benim dedikodumu yapıyorsun. Lahmacunu yedi yemedi. Ben var ya senin yüzüne bakmam. Tamam İyi da, ki de selam vermemiş. Tamam da o lahmacunu yedi demeden önce zaten Barış yüzüne bile bakmadan gönderiyor çocuğu. Hayır zaten. Barış ona hep abilik yaptı. Niye siz başka program mı seyrettiniz ya? Hep abilik yaptı. Hep abilik mi yaptı? Murat evet abi, hep abilik bir yaptı. Bir şey söyleyeyim. Ben Yunus bir abilik falan görmedim yaptı. De. Şunu söyleyeyim sana. Evet. Yunus Emre gidip ünlülere Barış'ı kötülemeden önce evet. ilk önce gönüllülerden ayrılması lazım değil mi? Tamam. Oradan ayrılırken Barış onun surata bakmadı. Battaniyeyi üstüne çekti ya. Ama o gördüğünüz görüntü o değil. Yunus Emre değil. Gördüğünüz görüntü Berkan. Hayır abi Yunus Emre. Hayır yattığı görüntü Berkan görüntü. Hayır abi Yunus Emre de çocuklar. Hayır gösterin bakayım bana bir yattığı görüntü. Tamam çocuklar ayarlayacağız. Semih'e verelim sözü. O Berkan. Murat abi inanamıyorum. Abi yattığı görüntü Berkan. Berkan'a olay şu. Berkan'a kalkmadığı olayı Murat var. Abi, sana bir şey Yunus Emre'de öyle bir görüntü yok. Sana bir şey gösterin bana. Bir dakika. Evet. Görüntü bak şu anda Yunus Emre gidiyor ya. Tamam. Arkada kim var abi? Nerede bakayım? Battaniye üstünde arkada. Tam ekran verir misin? Ver abi. Kameraman da özellikle çekmiş. Hayır bir Yunus Emre gidiyor ya. Hani tamam. Üstünde battaniye olan bir adam var. Göster. Ona hiç suratına bile bakmayan, hoşça kal bile demeyen bir adam var. Bak arkada bak. Bak üstüne de çekmiş battaniyeyi böyle kara bulut gibi duruyor. Kim o? Bir dakika şimdi. Barış. Barış tamam. Bir dakika ben de hani sana... Barış değil bir dakika. İşte. Tamam şimdi bir dakika ben de sana şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki siz niye takılıyorsunuz? Adam uyuyor.
Bir dakika niye takılıyorsunuz? Ben konuşamadım. Tamam, siz adam uyuyor kardeşim. Sen hiç çok dallanıp budaklandı ama. Uyurken. Evet, Murat abi mesela ilk başta yok duydun ya. Sen mesela yok dediğin görüntüyü getirdim şu an. Neyse ben... Var mıymış? Ya varmış da ben de diyorum sana o görüntüyü ben seyrederken hep Barış'tan Berkan'ın gitme olayına konsantre olduk biz. O derdimiz oydu, onu konuşacaktık. Kameraman boşuna çekmemiş Murat abi onu. Özellikle gösteriliyor.